pastada birkaç işi aynı anda yapacağız. Çünkü bir karamelli katmanımız var. Bir su bardağı şeker ve krema ile oluşturacağımız. Bir tane normal muhallebili katmanımız var. Bir de kedi dillerini ıslatacağımız bir çalışmamız var. Bakın, önce bir su bardağı kadar toz şekeri böyle bir tavanın içerisine koydum. Tavayı ocağın üstüne koydum. Altını yaktım ve şekeri burada ısıtmaya başladım. İki numaralı yapacağım şey hemen muhallebinin işlemi. Muhallebiyi birazcık değişik bir vaziyette yapacağım. Bir sos tenceresi koydum içerisine. Önce 125 gram kadar tereyağını sos tenceresinin içerisine alıyorum. Şöyle spatula ile yapayım. 125 gram tereyağı içeride. Tereyağı erirken üstüne unu da ekleyeceğim. Yaklaşık 1 su bardağı kadar un koyacağım buzunuzun içerisine. Ve hafiften unu kavuracağım. Unun kokusu çıkmadan her şeyi bir araya getirip birazcık unu kavurmadan bunu yaparsanız muhallebiniz bir tık un tadacaktır. O yüzden bu basit ama kolay bir teknik, yani daha doğrusu uygulanan bir teknik. Dikkatli vaziyette yapmakta fayda var. Tereyağı eriyor. Eriyen tereyağın içerisine 1 su bardağı kadar unu ekledim. Ve hafif böyle bir roux kıvamı oluşturacak vaziyette şu şekilde unu burada kavurmaya başladım. İşte gördüğünüz üzere un güzelce kavruldu. Bayağı da bir kokusu çıktı. 10 numara kıvamdayız. Burada da şeker. Bak yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Ne yapıyoruz her zaman? İstediğimiz kıvama gelince karıştırmıyoruz. Sadece ocağın üstünde belki bir iki yer değiştirerek diğer kısımların da aynı şekilde erimesini sağlıyoruz. Kısık ateşte, kontrollü vaziyette. Şimdi süt ve şekeri ekleyeceğim. Bu arkadaşın üstüne 1 litre kadar süt ekleyeceğim ki güzel bir muhallebimsi kıvama dönsün. Yavaş yavaş sütünü ekliyorum. Sanki bu dakikadan sonra bir çırpma teliyle daha rahat çalışacağım. Arkasından şekerini ekleyeceğim. 1 litre süte yaklaşık 1,5 bardak kadar toz şekeri ilave ediyorum. Tamam. Ve arkasından da damla sakızını ilave edeceğim. Damla sakız her zaman derin dondurucuda duruyor. Dolaba çıkartmıştım. Niye? Çünkü ezerek koyacağım için çok fazla ezilmesin diye, bir kristalize olsun, böyle çıtır çıtır toz haline gelsin diye. Hızlıca donuk damla sakızını şöyle ezdim. Direkt olarak buradaki muhallebinin içerisine transfer ediyorum. Damla sakızı kullandığım için toz, vanilya ve benzeri tarz hiçbir şey kullanmıyorum. Bütün lezzeti damla sakızından alsın istiyorum. O lezzet ön plana çıksın yani. Bu arada karamel gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Sadece yerini değiştirdim. Diğer taraftan da bir çırpma teliyle artık muhallebiyi çırparak oluşturmaya başlıyorum. Karameli yaparken gayet iyi biliyorsunuz ki yapmamız gereken tek şey şu şekilde olduğu yerde döndürmek. Tavanın üstünde, evet, ocağın üstünde sağ sol yaparak istediğimiz kıvama ulaşmak. Karamel olduktan sonra içerisine kremasını da koyacağım. Ondan sonra da bir parçacık da, bu sefer normalde yani sadece krema ile böyle bir akışkan karamel elde ediyoruz. Bir küçük kaşık da tereyağı ekleyeceğim ki o formasyonu oluştuğunda üstü birazcık daha böyle kalın bir katman olarak kalsın. Muhallebi yavaş yavaş form alırken şeker iyice eridi. Altını kapatacağım, tamam, gördüğünüz vaziyette. İçerisine yine bir çırpma teli alalım. Bununla kolay oluyor. İçerisine karıştırıp şöyle kremasını ilave edeceğim. Ocağın altı tamamen kapalı. Kremayı komple koydum içerisine. Şöyle elinize dikkat edin. Arkasından küçük bir parça da tereyağı ilavem var. Şöyle gibi. Ve gördüğünüz gibi şu anda oldukça akışkan vaziyette krema, tereyağı ve şeker üçlüsü birbirini bulmuş durumda. Şimdi bunu böyle iyice karıştırın. Bu arada bunu da çok ihmal etmeyin ki kalınlaşmasın veya hemen dibi tutmasın. Böyle kremayı oluşturduktan sonra buradaki karamel kremasını, daha doğrusu, bunu kenarda kendi halinde bekleteceğim. Azıcık soğursa katman olarak daha güzel bir kıvam alır. Ne kadar soğursa o kadar kalınlaşır ve gövdelenir bu arkadaş. Tekrardan akışkan kıvamı getirmek isterseniz ocağın üstüne alırsınız. Hafiften birazcık daha tıkırdatırsınız. Ondan sonra bu istediğiniz kalınlığa gelir. Bunun işi tamamdır. Bu burada bekleyebilir. Ben tekrardan şuraya yoğunlaşacağım. Ve gördüğünüz gibi bunu burada hafiften
bir muhallebi haline getireceğim. Diğer tarafta da kettle'ın içinde su var, kedi dili var. Şunun içerisinde yapabilirim sanırım. Bir parçacık granül kahve. Yaklaşık böyle bir kaşık kadar koyuyorum granül kahve. Kaynar suda elimin altında olduktan sonra üçlemeyi bitireceğim. Bir kat kedi dili, birazcık bu şeyden, muhallebisinden üstüne, karamelinden derken üste kadar geleceğimiz üç güzel katlı bir tatlı yapmış olacağız. Güzelce pişti aslında. Sadece üstünün birazcık böyle bulup 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 yapıp hafiften köpüklenmesi ve üstüne böyle bulup bulup çıkması lazım. Bu arada kahvenin üstüne şöyle su koyacağım. Yaklaşık bir bardak kadar su, belki fazlası da olabilir. Kedi dillerini ıslatmak için şöyle duruyor. Arkasından tatlıyı yapacağım. Kabı da hazır edeyim. Muhallebi az sonra kıvama gelmiş olacak ve başlayacağız birleştirmeye. Çok ekstra böyle aşırı katı ve kalın bir kıvam oluşturmasını beklemeye lüzum yok. Bir tık akışkan bir kıvamda, bu bekledikçe soğuyan bir tatlı olduğu için hazırladıktan sonra iyice soğutmanız lazım. İster kalıp çıkartın, ister böyle kaşıkla derin bir vaziyette alın. Tercih her zaman sizin, hangisini yapmak isterseniz diye. Muhallebinin de kıvamı tamamdır. Bak, bloklamaya başladı mı? Evet, kenarlardan, ortalardan bloklamaya başladı. Ekstra bir topaklanması yok. Kıvamı, dokusu gayet yerinde. Artık pastamızı oluşturabiliriz. Öncelikle her zaman olduğu gibi tabana bir parçacık buradaki muhallebiden döküyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü içine koyacağım kedi dillerinin altında eser miktarda da olsa bu muhallebiden olması güzel bir doku veriyor. Şöyle. Tamam. İkinci kat kedi dilleri. Elinizi yakmayın. Bir tane çatal alın elinize. Kedi dilini batırın. Her iki tarafını da hafifçe ıslatın. Yumuşasın. Kırılmasın. Ama iyice nemlensin. Arkasından da hemen alıp şöyle şu şekilde kabınızın içerisine bunları yan yana dizmeye başlayın. Taban teşkilini hemen hemen oluşturduk sayılır. Budur. Arkasından bunun üzerine şöyle kremasını gezdiriyorum. Sonra bunun üstüne karamelini gezdiriyorum. Halen birazcık sıcak. Şöyle söyleyeyim size, karamelin çoğunu üst katman olarak kullanacağız. O yüzden şöyle araya birazcık lezzet olarak yayılacak vaziyette gezdirin şöyle. Ama dediğim gibi esası üst katta olacak. Arkasından kedi diliyle çalışmaya devam. İkinci katı oluşturuyoruz. Bunlar da tamam. Sonra üstüne kalan muhallebiyi son bir tur karıştıracağız. Gezdireceğiz. Kaşığımızın tersiyle ya da spatulayla şöyle güzelce yayacağız. Hemen arkasından karameli de üstüne döküp soğusun diye bunu burada dolaba alacağız ve kendi halinde iyice soğutana kadar bekleteceğiz. Eğer arzu ederseniz karameli birazcık daha soğuttuktan sonra hafif daha, bak gördünüz mü, bekledikçe kalınlaşıyor. Eğer istiyorsanız birazcık daha soğuttuktan sonra üstüne gezdirebilirsiniz. İsterseniz şekil şemal yaparsınız. İsterseniz de benim yaptığım gibi komple üstünü kaplar, işi bitirirsiniz.